Sayın yarışseverler, günün 6. koşusu, 77. Cumhurbaşkanlığı koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları çim piste çıkıyorlar. Sayın Levent Gergin'in 1 numaralı Blaze to Win isimli atı Halis Karataş'ta. Sayın Sabri Bektaş'ın 2 numaralı Cihanım isimli atı Mustafa Çiçek'le. Sayın Hayrettin Karamazı'nın 3 numaralı Enyelios isimli atı Kadir Tokaçoğlu'yla. Sayın Barış Kaya'nın 4 numaralı Fly By Me isimli atı Saadettin Boyraz'la. Sayın Talip Öztürk'ün 5 numaralı Galip Han isimli atı Mehmet Kaya'yla. Sayın Veysel Kahraman'ın 6 numaralı Kopenhag isimli atı Ayhan Kurşun'la. Sayın Deniz Kurtel'in 7 numaralı Perfect Warrior isimli atı Uğur Polat'la. Sayın Ayhan Giray'ın 8 numaralı Sanzatu isimli atı Ömer Kaya'yla. Sayın Hüseyin Temel'in 9 numaralı Temelhan isimli atı Deniz Yıldız'la. Sayın Hülya Eltemur'un 10 numaralı Sweet Brew isimli kısrağı Ahmet Çelik'le. Sayın Mehmet Uçar'ın 11 numaralı Bay Başkan isimli tayı İbrahim Ali Ketme'yle. Sayın Melih Kuran'ın 12 numaralı Buldum Bak isimli tayı Selim Kaya'yla. Sayın Bülent Taşçı'nın 13 numaralı Büyük Ağa isimli tayı Fuat Çakar'la. Sayın Ayhan Ekmekçibaşı'nın 14 numaralı Güngör Baba isimli tayı Gökhan Kocakaya'yla. Sayın Fatih Albayrak'ın 15 numaralı Hosti isimli tayı Gökhan Gökşe'yle. Sayın Ahmet Bakır'ın 16 numaralı Zealous Line isimli tayı Mücahit Bayır'la. Ve Sayın Hikmet Kızılcan'ın 17 numaralı Tatvan İcisi isimli tayı Akın Sözen'le 77. Cumhurbaşkanlığı koşusuna katılacaklar. Tüm safkanlara bol şanslar. Atlar Statak emeğine girdiler. Start verildi ve 77. Cumhurbaşkanlığı kupası koşusu başladı. 3 numaralı Enyelios, 2 numaralı Cihan'ım birer boy kadar geciktiler. Tempo yapmayı seven 4 numaralı Fly By Me liderliği aldı. İç kulvardan Galip Han'ın uğraşlarına rağmen 2200 metre startçilerini bir boy kadar önde geçiyor. Dış kulvardan Güngör Baba, onun dışından 9 numaralı Temel Han'da önlerden yer buldular sayın yarışseverler. Koşunun son 2000 metre startçileri geçildiğinde bariyer dibinde 1,5 boy kadar 4 numaralı Fly By Me koşunun liderliğini üstleniyor. İç kulvarda 5 numaralı Galip Han ikincilikte yerini korudu. Dış kulvarda 14 numaralı Güngör Baba'nın çabaları var. Onun hemen yarım boy kadar gerisinde 9 numaralı Temel Han'la hamle yaptı. Temel Han'ın dışından 6 numaralı Kopenhag temposunu artırdı ki Güngör Baba'nın önüne çıktı. İkincilikte yer buldu. Kopenhag Güngör Baba üçüncülükteki ancak o da temposunu artırdı. Fly By Me'nin peşini bırakmamaya niyetli gözüküyor. Güngör Baba ikincilikteki yerini netleştirdi. Galip Han bariyer dibini bırakmadı. Hemen yanlarına 8 numaralı Sanzatu geldi. Dışında 9 numaralı yine Temel Han. Temel Han'ın hemen bir boy kadar gerisinde 1400 geçirirken 7 numaralı Perfect Warrior, dışında 10 numaralı Sweet Brew, yanında 12 numaralı Buldum Bak bir boy kadar geride, 13 numaralı Büyük Ağa, onun 1,5 boy kadar gerisinde Zealous Line'ın uğraşlarını izliyorum. Dışında da Tatvan İncisi var. 1200 geçirdi, 2 boy kadar geride. 2 numaralı Cihan'ım sağısında, 1 numaralı Blast to Win 1,5 boy kadar geride, 3 numaralı Enyelius sağısında. Hosti sırasıyla koşunun son 1000 metre startleri geçilmek üzere. 4 numaralı Fly By Me önde 1,5 boy Faktori'den koruyor. 14 numaralı Güngör Baba'nın, 5 numaralı tekrar Galip Han'ın uğraşlarını izliyorum. Kopenhag Sanzatu'da önde giden diğer atlar aralarında. Evet, Bay Başkan'ın da çabaları var. Koşunun son 800'ü geçirdi. 4 numaralı Fly By Me bir boy fark dediler koruyor. İç kulvardan 5 numaralı. Evet, Galip Han tekrar artırdı. İçeriden Perfect Warrior'ın, Sanzatu'nun ataklarını izliyorum. Güngör Baba da dışarıda, tempo ve heyecan artıyor. Fly By Me son viraja lider olarak çıkıyor. Dışında Perfect Warrior, dışarıda Güngör Baba'nın, Galip Han'ın içeriden Buldum Bakın. Sanzatu'nun atakları var. Viraj dönüldü. 7 numaralı Perfect Warrior geldi. Liderliği Fly By Me'den aldı. Dışından Sanzatu yükleniyor. Koşunun son 200'ü geçildi ortadan. Sanzatu geldi, liderliği aldı. Dışarıdan Enyelius'un, Bay Başkan'ın çabaları var. Perfect Warrior, Sanzatu, Enyelius arasında bir liderlik uğraşı var. Ortadan Sanzatu hakim olmaya çalışıyor. Perfect Warrior geliyor. Asfak'ta Perfect Warrior önde Sanzatu'yla. Fotoyu başa baş geçtiler. Üçüncü sayın yarışseverler Enyelius oldu. Evet sayın yarışseverler, birincilik kararı 3 numaralı Enyelius. Evet sayın yarışseverler, birincilik kararı 8 numaralı Sanzatu ve içindeki Perfect Warrior arasında varış hakemlerinin kararına kalıyor. 3 numaralı Enyelius 3. 11 numaralı, evet, Bay Başkan da 4. oldu. 7 numaralı Perfect Warrior ve 8 numaralı Sanzatu, hangisi kazandı? Foto finish resminde göreceğiz.
Değerli yarışseverler, Cumhurbaşkanlığı koşusunda Sayın Ayhan Giray'ın sahibi olduğu 8 numaralı Sanzatu, Ömer Kaya ile birinci olduğu 400 metre boyunca süren müthiş bir birincilik mücadelesi izledik ve şimdi kazanan atın Sanzatu'nun şal töreni için kameralarımızı padoğa çevirdik. Sanzatu ve jokey Ömer Kaya şal töreni için buradalar. Bu önemli koşuyu, bu önemli koşunun kupasını müzesine Ayhan Giray ekürisi götürdü. Müthiş bir mücadele oldu. Gerçekten heyecanlar zirve yaptı. Kalp atışlarının oldukça hızlandığı bir 300 metre özellikle izledik. Potoya kadar süren bu zevkli mücadele 8 numaralı Sanzatu'nun birinciliğiyle tamamlandı ve padokta şal töreni esnasında tribünleri selamlarken Ömer Kaya'yı gördük. Çok önemli bir birincilik, hiç kuşku yok ki 6 yaşındaki Doğru Safkan Sanzatu kariyerine bir büyük başarı daha eklemiş oldu. Bu başarılı birinciliğiyle birlikte oldukça da çekişmeli ve hatırlanacak bir mücadele olacaktır hiç kuşkusuz. Atçılık tarihinde bu önemli mücadele yerini alacaktır. Son ana kadar süren heyecan dolu çekişmesi neticesinde kutluyoruz Safkan'ın tüm ilgililerini, sahibini ve elbette bu başarıda yadsınamayacak bir payı olan jokeyi Ömer Kaya'yı. Başarılarının devamını diliyoruz. Şal töreni sona erdi padokta. Birazdan kupa töreni başlayacak. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanan Sayın Ayhan Giray'a bugünün anısına kupasını veriyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga, koşuyu kazanan atın sahibi Sayın Ayhan Giray'a başarı ve tebrik dilekleriyle kupasını sundu ve Sayın Ayhan Giray da bu tebrikler karşılığında teşekkürlerini sunarak kupayı teslim aldılar. Ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanan 8 numaralı Sanzatu'nun antrenörü Sayın Alper Ciğer'e bugünün anısına plaketini verecekler. Kasırga'dan teşekkürleriyle plaketini aldılar. Ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga koşuyu kazanan Ömer Kaya'ya plaketini veriyor.